Ben sizi gördüm ya, ölsen de kavrayamam artık. Çok mu pişmansın? Çok. Çok. Şimdi kendim olsun yemin ederim sizi terk etmedim. Peki bu umurumda değil desem? Belki yıllar sonra umursarım. O zaman da tabii senin için bir anlamı kalmaz değil mi? Çünkü senin şu anda seni sevmemize ihtiyacın var. Tıpkı bizim yıllar önce senin sevgine ihtiyacımız olduğu gibi. Sen hiç artık çok geç diye bir laf duydun mu? Halama karşımızda. Sizi görmek bile yemedim. Daha ölsem de kalmayamam. Yemedim. Dedesiniz yaralanmam yemin ederim. Sen yaralanmazsın tabii ki. Yaralanır mısın sen hiç? Sen anca yara açarsın. Ama biliyor musun? Anneler çocuklarının yaralarını sararlar. Onlara yaralar açmazlar. Ya ağlama diyor sana, duymuyor musun? Gözyaşlarını etkileyemezsin bizi, ağlama. Etkileyemez tabii ki, nasıl etkilesin? Benim sizi yemin ederim düşünmeden geçirdiğim bir anım bile olmadı. Ya sus sus, yalan söyleme daha fazla bize, sus. Yalan değil, yemin ederim. Ya iki küçük çocuğunu terk edip bitmişsin. Bebektim ya ben. Ben daha bebektim. Niçindi ha? Şarkıcı mı olacaktı? Bu muydu senin tek derdin? Ya benim babam öldüğünde, ki kahrından ölmüş belli ki, benim ablam kendini, hayatını bırakıp ömrünü adadı bana, ömrünü. Anne vekilim oldu benim. Ya bir şey soracağım, sen şeyi tanıyor musun? Neveser'i. Ha? Arat'ın annesi. Bu dünyada görüp görebileceğin en bencil, en kötü kadın. Gerçi bu aralar biraz şaşırtıyor ama olsun. O kadın bile, o dünyanın en kötü kadını bile çocuğum diyor, başka hiçbir şey demiyor. Sen biliyor musun bunu? Bak ben böyle ağlıyorum ama sakın umursadığımı falan sanma ha. O yıllar önce terk ettiğin küçücük kızın şeyi bunlar yani, ondan yani. Açar mısınız kapıyı? Özgür, Özgür. Yine geleceğim beni görmeye anneciğim. Ondan kızımızı alamadık daha. Geliriz herhalde içimiz soğuyana kadar. Dilerim Allah'tan içimiz hiç soğumasın. Hiç soğumasın. Ay.